Hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz diyerek açılışı yapıyorum sevgili YouTube ailem. Evet, biz dün bir oyun oynamıştık ve cezalı olan eşim burada. Şimdi yemeklerimizi yapacak. Önce su koydu çaydanlığa. Suları kaynayacak. Meli de Miray'ın isteği üzerine nohutlu pilav olacak ve çorba yapacak. Eşimin çorbası güzel olur, mercimek çorbası. Hatta erkek kardeşim çok sever onun çorbasını. Öyle bana ait. Fazla çeşit yapamayacağım. İki çeşit. Evet, şimdi soğanını doğramakla işe başlayacak. Evet. Evet, ben de bu arada sınava girdim. Şu anda başım felaket ağrıyor. Yani üstümden silindir geçmiş anne, gibi resmen. Yap yap yoruldun. Yap, evet yap, anneciğim yap, çok yap, yoruldum. Yap yorulduk şimdi. Akşama kadar yaptı ya, değil mi? Evet anneciğim, akşama kadar yaptık şimdi. Eşimi ben şöyle tripoda bir yer ayarlayayım, nasıl çalışıyor siz de izlersiniz artık. Evet, bugün yemekten rahatım. Onun için hazır zaten beynim de böyle. Annem bir katkın görebileceğim sonuçta. Eleştirileri açığız. Evet, eleştirileri açık eşim. Evet, bu açı güzel galiba. Şöyle. Evet, şöyle biraz daha iyi. Ben şimdi kızımla keyif yapabilir miyim içeride? Sen burada devam et. Tamam. Anne. Takıldığın yer olursa sorarsın. Ya, takıldığım yer olmaz. Yakıyamadım. Yiyeyim yardımı. Yok. Sonradan diyeceksin ki ben yaptım. Ama beni seçmen de yardımcı oldun. Ne yapacağım diye düşünüyordum. O da bir yardımdır. Doğru. Ben sana sorduğumda sen diyordun ne varsa onu yap. En azından biz yardımcı olduk sana. Tamam. O zaman şey alayım ya buradan. Pirinç. Ne aldın? Mercim. Tamam. Pirinci yıkayacağım. Ben de bir nohut daha alayım ya. Bir nohut daha versene. Bu nohut az olacak. Yani yardıma niye geldin ama herhalde eşitlik yapıyoruz. Bilmiyorum yani. Sen aşçı yama alacaksın. Geldiğime pişman edeceksin herhalde. Aşçı yama. Ne kadar koyayım? Koydum. İyi mi? Tamam. Biraz çekilmemiş dedi yama robota. O zaman biraz daha koysak. O zaman da valla bir şey yok. İyi. Okay. Kıyamadım anne. 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 Ama kolları böyle. Anne, kolları böyle değil mi arkadaşlar? Sormuyorum. Ama ocak yanıyor kısım. Ben mi ya? Sayıyor. Ne? Şöyle ikisi fazla mı dedin? Bu ikisini vereyim ya da. Onları alırım için. Birini alalım. Biz annemle koymayalım sesli. Tamam. Evet. Kızın seni tek başına çalıştırmak istiyor. Tamam ya. Tamam. Biraz daha uzağa mı aldın? Şöyle ocak başındayken görünmüyor. İstersen şöyle koy da üstten yürü. Yemeklere yürü. Ha, yemeğin için de mi? Şuraya koy üstten. Sabotaj yapma. Evet, yemeklerin tadına bakın, burada söyleriz nasıl olmuş lezzeti diye. Halbuki kırmızı tencere mi bilir buranın? Buranın. O çok mu büyük olmuş? Kırmızı yeter mi? Kırmızı mı bitsin yoksa yine yenir mi? Ne diyeyim? Az mı yedim ama acaba? Bugün de yıkadık ya şu an. Ondan da biliyorum. Şimdi bunu dökersin, ondan sonra yukarısan koy. Belki bundan sonra seni hep görmek isteyecekler bu fazla. Değil mi? Nasıl, zaten izle de çıktı.
Yani mecburi izin. İsteyerek değil ama iş yerleri biraz şu anda sıkıntılı durumda var. Onun için sürekli izin veriyorlar. Yani kapı izni değil. Hı. Mecburi izin. Mecburi izin, evet. Yani sen de bunları fırsat atıyorsun. Evet, değerlendiriyoruz. Yani korona zaten herkesi vurdu yani iş yerlerini, her şeyi. Bizim yani eşimin işini de vurdu. Aslında peçete sektöründeler. Peçete mesela görüyorduk ya haberlerde, peçete üzerine kavga ediyorlardı ama eşimin ürettiği şey ev dışı üretiyorlar ya, hani hastanelerde falan olur. Aslında yine oralarda da çok gitmesi lazım ama nedense onların işinde aksaklık oldu. İnşallah yürüt biter, işler de düzelir diyorum. İnşallah. Yandaş mı sen canım? Niye karışıyoruz? Usta ustanın içini beğenmiyor. Evet, aynı. Artık kısalım artık. Masterchef'teki gibi jüri olacağız. Sana yumruk yapacağız. Tuzmak yok ama. Eleştireceğiz seni. Ben Mehmet Şef olacağım. Ben de Mehmet Şef. Evet, ben Mehmet Şef. Ya şunu da acımam yaparım. Evet, sevgili eşim çorbanın suyunu koydu. Şimdi pilav için de su ekliyor. Kaynayacak. Hadi çorbada tuzum olsun. Atasözünde yani. Uygulayalım. Hmm. Baharat atabiliriz istersen. Baharatı da ben atayım değil mi? Evet. Hadi atayım baharatı. Bir şey olsun. Baharatımız zaten klasik. Karabiber. Dolaplar gıcırdamaya başladı ya. Bu dolap kapatırken gıcır gıcır ediyor. O kadar mutfağa alışkın ki ayrılamıyorum bile. Yemek yaparken bile bak yalnız bırakamıyorum. Mutfağım ne olacak diye herhalde. Gerçi ben, eşim de düzgün güzel çalışır. Ben şey böyle ya, tek kalsam bir aç kalmam ya. Evet, yapar yani. Hatta kahvaltılarda spesiyelleri vardır. Patatesli omlet. Ondan sonra değişik şeyler. Hatta poğaça yapmışlığı bile vardır. Kahvaltıya. Ha, bugün kahvaltı da ondandı. Kahvaltıya. Gerçi genelde evde olduğu zamanlarda kahvaltıyı eşim hazırlar. Onun elinden yeri sağ olsun. Bugün kahvaltıda da peynirli yumurta yapmıştı. Evet. Ama güzel olmuş. Ellerine sağlık diyoruz. Menüyü Miray çok istedi. Nohutlu pilav. İnşallah yer ama. Zaten daha oyna oynarken belirlemişti dedi nohutlu pilav. İnşallah yer. İnşallah ama biraz taşabilir ama. O kapak da onun değilmiş. Ha evet değilmiş. Evet, kaldırıp yaparlar. Neydi ismi ya? Şehriye koymuyor çünkü beyaz olsun. Evet. Mısırlı, bezelyeli falan yapınca nohutlu o zaman şehriye eklemiyoruz. Çoğu bize mesela iş yerine geliyor yemek, hiç bir şey olmuyor ondan. Şehriye. Sade beyaz, sade beyaz. Genelde lokantalarda da öyle oluyor. Sade beyaz pilav. Ama ben pilavda şehriyeli pilavı daha çok seviyorum nedense. Sen de gerçi beyaz pilavı seviyorsun ama ben şehriyeliyi daha çok öyle seviyorum. Öyle alıştım ya, ben şimdi iş yerinde öyle yediğim için bilmiyorum. Yani. Olabilir. Oralet nerede? Eşim bu arada dün canım oralet çekti dedim. Bugün gidip hemen almış. Nereye koydun aşkım? Altta.
Limonlu muydu o portakal? En altta aynı. Sadece bir kivili vardı, bir de şeyli vardı. Portakallı. Kivili mı? De güzel oluyor. Portakallı da güzel oluyor. Alamadım. Limonlu. Yoktu. Oralet almış. Evet, içtik. Sınava hatta girdiğimde bak, Batuhan da yanımdaydı. Bize yapıp getirmiş. Sağ olsun. Öyle de incelemeye başladım. Çok gözükür. İşine karışıyor değil mi? Her senin içine geliyordur. Ya ben onu koyacak mıyım? Değil mi? Evet, çoban kaynıyor. Evet, çoban. Bu böyle oldu mu şey oluyor, biraz hafif katı oluyor. Miksere vurdu mu sulanıyor. Miray da onu sevmiyor, o tarzı seviyor. Miray da öyle seviyor. Bu da köpük oluyor işte. Gazı oluyor ya, aslında kimyon koyduğun zaman gazını alıyor derler. Tamam, aşağı istersen. Atayım mı? Tadını bozmayacaksın, aşağı atamıyorsun. Öpecek misin? Bile o şekilde yine köpürür de. He. Köpüğünü almaz da, sadece hiç şişkinlik yapmaz kimyon. Gazını alıyor. Pardon. Bir de şey koyuyorlar bizim. Fabrika yemeklerine. Zerdeçal mı? Sarı. Hı hı. Daha sarı oluyor. Zerdeçal yani. Da sarı olur. Safran da. Yani daha sarı oluyor. Ama tabii değişik oluyor. Ev yemeği farklı oluyor. Bu kaşık niye yamulmuş? Hangi kaşık var? Kaşık yamulmuş. Şöyle göstereyim ama görünecek mi? Şöyle. Hani beli bükülmüş gibi olmuş. Yükü ağırmış. Miray mı yaptı acaba? Ya. Benim kızım yapmaz. Ne var? Efendim? Ne var? Siyah. Evet, bu arada da bugün beni tanıyın videosunu yükledim. Yarın da eşimle oynadığımız hani birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu. Zaten peşinden de bu video olur. Videoları biraz çektim, stok yaptım. Şeyden ötürü şimdi yukarıya çıkacağız kayınvalidemlere. Kayınvalidemlere gideceğiniz için orada internet olmuyor. Hani sizi de videosuz bırakmamak için önden hani çektim. Onlar zaten sıra sıra hani artık gelecek. Çünkü YouTube'a yükledim. Sadece gün olarak ayarlıyorum. Saat vakti geldiğinde zaten yayına açılıyor. Onu da söylemek istedim. İyi gelmişken. Açayım aşkım. Aç istersen, yavaş yavaş zaten o dört kaynamış ol. Eşim mutfakta vlog. Vlog'un adı bu olacak aşkım. Eşim mutfakta. Gerçi ben yine ayrılmıyorum mutfaktan ama. O kadar çeşit yok ya aslında. Sağlık olsun. Buna da şükür. Börek açamadım. Hiç yapamaya da bilirdim. Ama yine yapıyorsun, sağ olasın. Hani eşimin hep bir sözü de vardır, şey der. Ya der, kimisi şimdi der ki der, ay bilmiyorum yemek yapmayı falan, hani bayanlardan şeylerden falan. Ya diyor, ben erkek halimle diyor bu kadar diyor biliyorsam diyor, hani bir bayanın diyor bilmemesi, bir de onunla övünmesi bence gerçekten de abes. Neden abes? Ha, bazı şeylere belki eliniz yatkın olmayabilir, mesela pastaydı bilmem neydi falan, ama ne bileyim, bir yemeğe bence de yani herkes şu anda, hele ki internette zaten dolu, soğan doğramayı bile gösteriyorlar nasıl doğranıyor diye, ki kaldı ki hani yemek yapamıyorum diye övünmek de bence ayrı bir utançtır diye düşünüyorum. Ölçülü veriyorlar her şeyi. Evet, her şeyin ölçüsü şeyi. Şeye katılırım. Bastının el tadı da olmaz. Tadı evet. Olur. El tadı da ayrı bir şeydir gerçekten. Bir tanesi aynı ölçüde bak, birininki farklı olur. Evet. Ya koyduğu tuzla bile o yemeği değiştiriyor. Yani elinin değmesi bile yeter. Ama şey yok ya. Ay benim kızım evlendi hiçbir şey bilmiyor. Bak bu eskiden de artık. Şimdi yani. Herkes bilmesi lazım. Hatta benim annem, ben mesela 18 yaşında evlendim. O zaman hani çok fazla böyle mutfağa girmiyordum. Hani misafirimiz çok geliyordu. Ama yemek konusunda hani annem yapardı yemekleri. Ben sadece mesela pasta falan olduğu zaman kurabiye türlerinden hani yardım ederdim. Sarmada falan mesela yardım ederdim. Hani kalem gibi de sarardım. Evet. İncecik incecik. Ama hani öbür türlü ne bileyim, bir çorba falan pişirmeden evlenmişimdir. Ama ne var?
Şu var, o zaman benim evlendiğim dönemde hani internet falan da yaygın değildi. Hani böyle bakayım açayım da böyle değişik yemekler yapayım bilemezsin ama anneyi takip ediyorsun mutfakta, görüyorsun ne yaptığını. Hani o bir gözlem bile mesela benim dönemde o bile yetmişti yani. O zamanlarda da övünmek gibi olmasın ama değişik değişik yemekler yapıyordum çeşit çeşit. Ya şimdi mesela artık tek kızım varsa mutfağa sokmuyorsun zaten. Bir günde biz de Miray'ı aynısını ne yapacağız? Ha ben de o yani, zihniyetteyim ama şu var. Ben mesela Miray'a şu anda temizlikte bile hemen gelir yardım edeyim anne. Hani yapma kızım demiyorum. Bir bez de ona veriyorum. O da mesela bir kenardan başlıyor silmeye. Ha nedir? İşin yapılma yönünü bilsin. Pirincini koy istersen uyanmasın. Kaynana gibi karışıyorum ama. Yani işin yapılma yönünü bilsin. Nasıl oluyor diye bilsin. Zaten zamanı gelince bol bol mutfakta olacak. Ha ben de kızımı o konuda çok böyle ezip yıpratmayı düşünmem. Ama ha kendisi canı çeker. Çünkü kızlar belli bir yaşa gelince mutfağa girmeye bayılırlar ya. Böyle değişik ya değişik pasta börek yapayım. Kızlar tabii kızlar gerekli de aslında erkeklerin bile bilmesi gerekiyor. Evet yani. O açıdan ben hani çocuklara da mesela sınır yapmamışımdır. Büyük oğlum mesela kendi acıktığı zaman kalkar eğer hani bu yemekleri fazla sevmiyor mesela sebze yemeklerini falan. Baktı ki o gün hani ağzına uygun bir şey yok. Mesela kendine alır, kızartır, yapar. Mesela makarnasını haşlar, mantı gibi o şekilde yapar, yer. Batuhan deseniz keza öyle. O da mesela keke varıncaya kadar yapıyor. Hani mutfakta hani sen girme, mutfak böyle olur, şöyle olur diye de bir sınırım yok çocuklara. Evet, evde bile, kullanım alanında bile, ortak kullanım alanında herkes şey yapmasa, kendi görevin olması lazım. Bir mesela yataktan kalktığı zaman erkek çocuk olsa bile yatağını yapması lazım. Evet, bu konudan dertli olduğu için bu konuya girdi. Çocuklara sürekli söylüyor, yatağınızı yapın kalktığınız zaman onun için yarası, yaram içeride. Yarası var onun için söylüyor. Yapmalar lazım. Yani bir yemek yedikten sonra bile tabaklarını kendileri kaldırması lazım. Evet, yani tabii iş bölümü yapılırsa hani anneye de fazla bir iş kalmaz. Ama sağ olsun benim eşim bana çok yardımcı olduğu için o konuda yani yükümü hafifletiyor. Su istemez değil mi canım ya? Salça koymadık mı? Salçasız zaten şey oluyor da sadece un koymadık. Sen yok ya şey olacak, katı olmaz. He tamam. Zaten ben de karışmadım o konuda. Ben azıcık un kovuruyorum. Un koyuyordum biraz daha kıvamlı olsun diye. Kıvamlık yani olabilir ama ikinciye bu sefer katılaşıyor çünkü. Canım şeyini atalım nohutunu bir yandan. Suyunu da ilave. Suyunu vermeye yakın at. Suyun kaynadıysa istersen suyunu dök, nohutunu öyle koy. Çünkü nohutlar haşlanmış olduğu için ezilmesin çok içinde. Bunu sen atarsın. Atarım. Suyu kaynadıysa koyabiliriz. Ölçüsünü söyleyeyim mi? Dur değil mi? Üzerini getireceği kadar. Üzerini. Evet, üzerini geçecek kadar su. Tuzunu benden atmamı rica etti. Tabii ki atarım. Çorbada tuzunu bulunuyor. Tuz böyle ya. O şimdi çözünür zaten. Karıştırınca suyla geçince. Altını pişeyim mi canım? Azıcık dağıtayım ya. Pilav tuzu kaldırıyor çünkü. Altını bence kısma. Altını biraz aç şöyle kendi suyuyla bir kaynasın. Su fokurdamadı çünkü. Limon yok muydu? Limon niye koyacak? Beyaz olsun diye. Tereyağını fazla koymuştum bu arada. İyiydi. Limonun suyu var orada, damlatabilirsin. Limonun kendi de var da. Şey var, azıcık olan vardı, onu bitir istersen. Az daha su eklemesi yapılır. Bunu da atabiliriz zaten. Karıştıralım. Abi dolaba çıkma. Benim burada ayranım vardı. Ne? Ayranım vardı. Ama bunu keşke erken çıkartsaydım. Gerçekten bu kadar ısındı belki.
Tamam, öyle kapatayım mı? Yoksa... Ben kapatayım, kapat. Oraya mı alayım? Bu yok, göz... orada kalsın. Kapağını kapat aşkım. Pilav çok karıştırılmaz. Gezdim. Sonra yok öyle bir yok. Böyle bir de devam. Altını kıstın mı? Hayır. Kıstın mı? Kıstın. Niye kokuyor? Domates su kaynamıştı aslında. Hmm. Ha nohutlar soğuk olduğu için o herhalde kaynamasını durdurdu. Ya da açık kaynasın, kokulasın da öyle kısalı. Kıyamıyorum sana. Şimdi eleştirilere maruz kalacaksın. Miray da dandan söyler yani. Miray zaten direkt sizin karşınıza çıkaracağım. Yemek yedikten sonra açacağım nasıl olmuş kızım. Diyorum. Ama gerçi babasına da kıyamam. Bazen hani eskisi de takılıyorum. Senin baban öyle, senin baban böyle. Hayatta hemen böyle geçer karşıma. Babam öyle şey söylemez falan. Böyle hemen karşı hata savunmaya geçer yani. Babamıza aşığız. Öyle kızların hep söylüyor. Evet. Yani kimi kim benim. Herkes olmayabilir belki. Babadan babaya değişebilir. Senin babalığın yani başka. Evet, bir de hani eşimde en sevdiğim yön babalığını çok seviyorum. Çocuklarına karşı böyle ilgisi, alakası. Yani onların çorbanın kaşığıyla pilavın kaşığını karıştırdı. Öyle ben atışım dedim ben hangisiydi şimdi... acaba diye düşünün yandım elime. Ben aldım. Şimdi seni överken herhalde heyecandan elim ayağına karıştı. Aldım elime şaşırdım acaba dedim hangisiydi? Küçüğü çorbanın büyüğü pilavındı şimdi onun tadı ona geçer. Kısmadın mı? Tamam kısmadım. Evet dediğim gibi eşimin babalık yönünü çok seviyorum. Çocuklarına ilgisi, alakası. Hani ne kadar yorgun da olsa, ne kadar şey de olsa o çocuklarıyla ilgilenir muhakkak. Nasıl diyeyim, arkadaş gibidir. Yani evde güreşirler, şey yaparlar. Hani bir şeylerine de böyle karşı gelip dik olup da böyle şöyle otorite koyduğu da yoktur yani. Seviliyoruz. Evet. Hatta şöyle diyeyim. Mehmet falan Batuhan küçükken eşim işe giderken of Allah bizde var ya böyle bir feryat bir gardı ağlama kıyamet kopardı. Ne? Baba işe gidiyor. Sen gidersin şeye gidiyor. Askere gidiyor bir daha göremeyecekler. Ama daha karı mesela küçüklerdi yani 2-3 yaşlarında falan var. Eşim işe giderdi arkasından telefonla artık görüşürdük. Bak geleceğim edeceğim sakinleştirmeye çalışırdı. Bir türlü hani sakinleşmek de bilmezlerdi. Benim ömrümü yediler o açıdan da yani çocuklar. Miray yapmış. Ne yiyeceksin? Şey daha sıcaklık vuruyor ya onun için. Evet herkes yemekten yiyecek. Sonra MasterChef'teki gibi bölüneceğiz ve babana not vereceğiz. Tamam mı? Ne var ki babanın yemeği? Evet, menüyü soruyorlar Murat Bey. Nohutlu pilav. Ekranda kimse kalmadı. Evet, nohutlu milav. Milav, evet. Nohutlu milavla mercimek çorbası var. Evet, Miray sen de çorbadan bakacaksın tadına sonra babaya not vereceksin. Güzel olmuş veya çirkin olmuş. Tamam mı? Ben Mehmet Şef'im. Ben Mehmet Şef'im. Ben Danilo olayım, konuşalım. Evet, Batuhan Danilo. Sen de? Çok iyi. Soner Şef. Sen de Soner Şef'sin, tamam mı? Soner Şef şişman. Evet, birazcık. Sen Soner Şef'in zayıf halisin. Murat Usta! Yemeğini bıraktın gitti. Yemek böyle mi yapılıyor? Hani Murat Usta? Ay doğru. Nerede Murat Usta? Nerede? Kayıplara karıştı. Ay, yemeği bıraktı gitti. Pilav yandı burada. Haberi yok. Yine PUBG mi oynuyor yoksa? PUBG'deki. Pilavımıza bir bakıyoruz. Evet bakıyoruz. Yani ben zaten kapattım altını. Pilav yanıyordu. Nasıl ustasın sen? Bıraktık yanık pilav yiyecektik yoksa. Ama salata yapacağım mı? Salatayı da yaparım. Evet salata da değil mi? Salatasız olmaz yani çorba. Evet. Yakışır Miray yanına. Çerlemeler benzer patlan. Batuhan'ın söylediğini duydun mu babası? Ne? Ben demedim, annem de.
Şimdi bu yemeklerin arkasından dedi, bir de tatlı dedi. Çünkü artık günümeniz sende olduğu için tatlıyı da senden bekliyoruz. Ne yapacaksın tatlı olarak? Ya şeyden babamı yaptırıyorum. Şekerli çay. Şekerli çay. İşte babasının kızı. Ne diyor? Her şeyi de babama yaptırıyorsunuz. Evet, yeter görüyorum. Artık diyor. Evet kızım doğru. Ama anneciğim dün yarıştık, yarışmada kaybettik. Baba. Baba. Ben olsam yapıyordum tamam. Tatlı. Sen de kaybettin. Ben kaybetmedim, kızıma ben kazandım. Kızıma yemeği yedireyim. Bize afiyet olsun. Ama hayır, o kendisi yiyor. Nereye kaçıyor? Salata yapacağım, buraya gel. Daha tatlı var. Ustamız şu anda salatayla işe devam ediyor. Ben de yardım edeyim bari. Evet, bence ben de cevap. Aşkım onu yıkadın mı? Nere oldu ya? Arabesiniz biraz. İstekler çoğalınca. Azıcık sana değiştirmek üzere. Ben öyle mi yapıyorum size? Ama yıkama da şey mi oldu? Malzeme mi var? Bakıyorsun abicim. Dön o zaman diye. Ne yapıyorsun abicim? Arka bunun yanında bu olmaz yani şimdi. Biz şefler olarak da. Valla tankı ne var? Bunu deneyeceğim bebeğim. Ben aklımı... Evet, Murat Şef'in bugünkü menüsü şöyle: nohutlu pilav ve mercimek çorbası, yanında bir de salatası. Tatlıyı da yaptığı zaman çekeriz, canımız şey çekmişti. Hani o halka tatlı olur ya, şişko derler, lokma tatlısı. Biz onu uzun uzun böyle şey halinde yapıyoruz, pişiriyoruz. Şerbetliyoruz, ondan da yaparız artık. Ben de yardımcı olurum sana. Evet, şimdi... Ortalığı topluyor. Yani gayet temiz ve titiz çalıştı. Şöyle göstereyim size. Evet, gördüğünüz üzere gayet temiz ve titiz bir şekilde çalıştı. Eline koluna sağlık diyoruz. Şimdi tadına da bakıp notu veririz inşallah. Evet, biz yemeklerimizi yedik. Şimdi puanlamaya geçiyoruz. Puan kıracak mıyız acaba? Ben puanımı, evet. Ben önce sen söyle ben. Bakalım. Evet, önce Miray söylüyor. Nohutlu pilavı. Evet. 90. 90. 10 puan kırmış. Evet. Çorbaya. 30. Aha, 30. 30. Onun hesaplaması öyle. Yani oradan kurtarmaya çalışıyor. Yani açıkçası nasıldı? Çok mu güzeldi? İyi miydi? İdare eder miydi? Güzel. Güzeldi değil mi? Evet. Miray çok beğenmiş. Evet. Miray yanından geçer notu aldık son her şeyden. Evet, Danilo şef. Batu, çok güzel de var. Her şey eline sağlık. Batu, yani burada şey yapıyor. Tehdit altında, Batu anlattım da. Güzel miydi her şey? Ben de güzel dersin. Evet, ben de çorba 10 numara 5 yıldızdı. Benim de açık evimdeydi herhalde, evimin lezzeti geçti. Arkadaşlar, annemin yaptığı yemekler de tatlı oluyordu aslında.
Annenin güzel kızı. Aşkım benim. Evet, ne oldu, pilavı da çok güzel olmuştu. Sadece salatasında, şöyle hadi açıklama yapayım. Salatasında o mor lahanaları birazcık iri iri doğramış. Oradan bir 2 puan koyuyorum. Onun haricinde ellerine sağlık diyorum. Sağ olun. Bundan sonra aynı performansı bekliyoruz. Yemekler sağlık. Evet. Bay bay. Ben kaçıyorum. Ben içiyorum. Ha evet, kapanışla yapalım, hep unutuyoruz. Efendim başla. Hadi sen söyleyeyim. Söyle. Evet, birer söylesin. Biz konuşuyoruz. Tamam. Dinliyoruz. Arkadaşlar, abone olmayı, bildirimleri açmayı, zili açmayı unutmayın. Like unutmayın. Like. Evet, like unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Bir yere gidiyorsanız da yolunuz açık olsun. Evet, yolunuz da açık olsun.